Kolu dik tut, kolu dik tut. Dik dik yukarı doğru, yukarı doğru. Dizine bas. Görmesini engellediği hat. Bunu göremez. Yani buradan görünen noktalardan değil, koluyla kapattığı noktadan çık. Ey zaman. Bu da bu ama ha. Yani boğaza vururken bunu sağlam vuracaksın. Böyle rup diye bir ses gelmez kardeşim. Evet. Bir de şu. Mesela aslına bakarsın. Bence atak yapmadan önce şöyle bir şey yap. Bir relax ol. Böyle hırslanma, sinirlenme, sakin ol. Çünkü ne kadar sakin olursan o kadar patlayıcı olursun. Ne kadar stresli olursan o kadar da hareketi belli edersin. Mesela yumruğunu sık, sık yumruğunu sık, bırakma, bırakma. Sürekli sık. O vaziyetteyken aniden vurmaya çalışma. Öyle mi daha ani olur ama sıkarken? Bak sıkarken aniden vurmaya çalış. Öyle bir daha ne olur? Yoksa serbest bir eli şak diye çıksan mı? Değil mi? Serbest ol. Yani relax oldun mu daha iyi patlayıcı olursun. Peki, burada da biz relaxız şu an. Zihin olarak relax. Bomboş. Düşünce yok. Beden olarak da relax. Bir de hat bu. Bak, görmediği bir nokta. Kör nokta. Ve çok geriden değil. Şöyle yaparım ben olsam. Mesela mümkünsün. Tamam. Tamam kardeşim. Mesela. Bak hazır zaten bak. Geldi mi? Böyle yapar. Bu da hedefe geldi aslında. Tak diye. Daha çabuk. Bak. Peki bunu vurduktan sonra bekleyeceğiz mi? Hayır. Zaten bak. Hafiflemiş bacak. Sağ bacağı hafiflemiş. Burada parmağın döndüğü tarafa. Düşürdük. Bak tam şurada skapulaya bastırıyorum bak. Skapula dedim burası. Şu an polisi bekleyebilirsin. Eğer az önceki genç gibi şöyle düşerse, size kol dışarıda kalsın. Öyle düşerse, yine değişen çok bir şey olmaz ama şunu yapabilirsin. Yine bunu yapabilirsin.
Burada bekliyor. Bak. Buraya skapulaya tekme dağıtabilirsin. Alt top. Ne demek istiyorum biliyor musun? Ne olur? Skapula uç kısmına alt topu vursan ne olur biliyor musun? Mesela bir silah gitti, iptal. Sağ yumruğunu kullanamaz. Yani çok sert olursa ne olur? Bak, eğer şimdi böylesin ya, eğer grapplingine çok güveniyorsan, grappling ne demek? Wrestling. Güreş. Çok güveniyorsan bak. Gördün mü? Ulan ben sen daha güreş çalışmadık. Şu an sol ayağım bak bu kolun içinde. Bak kolum orada. Tabii ki. Bak ayaklarım nerede? Bir gör bak. Arkadaşlar çok ezbere gözükebilir ama değil. Bak sol ayağım sol koltuk altında. Sağ ayağım ensede. Bak. Şunu gör bak bunu. Bunu görmezsen tekniği anlayamazsın. Buraya düşüyorum. Bak. Yoksa polisi çok zahmetli beklersin. Belki de kurtulur. Kurtulabilir yani. Ama kurtulamaması için bu. Hazır. Şu an polisi aynen böyle bak. İşte Memur Bey. Vallahi ciğerdeyim. Serseri değil ama işte. Bir serseri yakaladım. Gel hemen. Gelelim ikinci konuya. Geç bakalım. Gel. Senin gibi düşerse ne olur? Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim, çok önemli. Bu teknik tane, şunu yapıyoruz ya, şu da olabilir. Göremiyorlar sana. Sen hareket halinde ol. Göz, göze vuruş da olabilir. Bu, işte gırtlağı çok etkili vuramam diyenlere göze etkili vurabilir herhalde. Değil mi? Bundan sonra, bak, düşürdük. Şimdi senin düşüşün biraz farklı oldu ya. Burada bu gibi durumlarda şunu yapabilirsin bak. Bak. Buna ne diyorduk? Armlock. Armlock. Armlock bak. Evet. Basit. Gene polis arayabiliriz. Bu Türk güreşine benzemiyor ha, karıştırmayın. Sakın cep kurduğuyla güreşmeye kalkmayın. Çok farklı bu. Bak.